CHP liderinin yapmış olacağı ya da yarın yapacağı o açıklamalar önemli denilen açıklamalar uzun bir süredir CHP tarafından Türkiye'de yaşanan konularla ilgili çözüm gelmiyor, çözüm üretmiyorlar eleştirileri yapılıyordu muhalefete. Şimdi bu ya da değineceğiz, bu konuyla ilgili başlıkları da soracağız ama CHP Amerika Birleşik Devletleri'nden bir transfer var. Nedir o transfer? Jeremy Rifkin, Merkel'le de çalışan bir isimden söz ediyoruz. Rifkin Kılıçdaroğlu'nun danışmanı oldu. Peki ne olacak bundan sonra? İşte Yarın açıklayacağı, yapacağı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarda alacağı, acaba tüyoları paylaşacak çözüm önerisi noktasında tüm başlıkları konuşacağız elbette ki. Ama önce Sayın Selvi'ye bir gidelim. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili siz ne bekliyorsunuz yarınki açıklamadan ve hangi konuda danışmanlık yapacak bu isim? Doğrusu e, Jeremy Röpkin e, ekonomi piyasasında ciddi alınan bir isim. Önerileri falan dikkatle takip edilen bir isim. Yani benim onun ekonomiyle ilgili önerilerini tartışmaya ekonomi bilgim doğrusu yeterli olmaz. O konuda bir haksızlık yapmak istemem ben kendisine. Ancak e, ben yayına çıkmadan önce elbette ki izleyenlere karşı bir sorumluluğumuz var. E, Amerika'daki ve Almanya'da e, Rıfkın'ı Tanıyan, e, takip eden e, kesimlerle konuştum, biraz bilgi edinmeye çalıştım. Çünkü bizim açımızdan oldukça yeni bir e, isim e, tanımamız gerekiyor. E, Merkel'e danışmanlık yaptığı söyleniyor, doğru. Evet. Ama bu danışmanlık Merkel'in yakın ekibinde bulunmamış kendisi. Merkel'e Merkel şirketiyle Rüfkinin bir şirketi var zannediyorum Kılıçdaroğlu da bu şirketiyle anlaşma yaptı. Şirketiyle anlaşma yapmış. Uzun aralıklarla Merkel'e sunum yapmış. Merkel'in başarılı olduğu ekonomi de başarılı olduğu alan üretim ekonomisi, kalkınma ve istihdam. Merkel bu 16 yıl içerisinde hem kalkınma hem istihdamda %41, %42 oranda başarı sağlamış birisi. Ancak bu Üretim ekonomisinde kalkınma ve istihdam konularında danışmanlık yapan kişi değil. Ben doğrusu biraz heyecanlanmıştım. Çünkü bizim hem istihdam hem üretim ve kalkınma sorunlarımız var. Eğer oralarda Berkel'e bir katkı yaptıysa gerçekten çok büyük yarar sağlar diye düşündüm. Ama o politikalarda katkı yapan danışmanlardan birisi değilmiş Rıfkın. Danışmanlığı daha çok somut politikalar önermek yerine, Genel trendler üzerinde çalışıyor, dijitalleşme üzerinde çalışıyor, çevre üzerinde çalışıyor, yenilenebilir enerji üzerinde çalışıyor, Avrupa Birliği'nin ne yöne doğru gideceği yönünde çalışıyor ve bu konularda da ciddi katkılar sağlayan birisi. Şirketinin web sitesine girdim. İsterseniz hani Gökçen hanım sizin de paranız varsa anlaşıp kendisiyle çalışabilirsiniz. Yani ha şimdi ve onu soracaktım Sayın Eee CHP bir para karşılığında bir ücret karşılığında çalışıyor değil mi kendisiyle? De, söylediğinizden bunu anlıyorum. Sizin de paranız varsa siz de çalışın dediniz bana çünkü. Evet. <laughs> tabii tabii. Yani siz e, web sitesinin isterseniz uzantısını Vereyim ben birkaç <laughs> defa Benim e, o kadar, girdim kontrol ettim. <laughs> Benim o kadar e, bir bütçem var mı acaba? <laughs> Sayın servis şöyle sorayım o zaman. Sizin Aa, aklınızda şimdi, bir ücret var mı? Bir rakam var mı? Doğrusu ben ha ben sordum bunu. E, e, yani Almanya'da bu işi yapanlara. E, yani Rıfkı'nın bu sunumlarda e, ortalama, abartılı değil, 20 bin dolar günlüğünün 20 bin dolar olduğunu... Söylediler. Bu 20 bin dolar da yani Jeremy Rıfkın gibi birisi için ortalama bir ücret, yüksek bir ücret değil dediler. Zaten e, orada da hangi ülkelerle, hangi şirketlerle çalışıldığına dair de bilgiler var. Eğer Kılıçdaroğlu e, bir anlaşma yaptıysa, örneğin e, Kılıçdaroğlu ayda birkaç kez Ceremi Rıfkın'la e, e, danışmanlık ücreti karşılığında görüşme ya da çalışma yaparsa, örneğin bir yıl yaparsa 1 milyon dolar ödemesi gerekiyor. Ee, bu da önemli bir rakam. Tabii burada birkaç nokta önemli. Bunu Kılıçdaroğlu'nun da CHP'nin açıklaması gerekiyor. Yani şeffaflık gerek, gereği, hani ticari bir sır şeyin arkasına saklanabilirler ama bir ücretli olarak mı anlaştılar ki kimse meccaden, meccanen yani bu işi yapmaz. Çünkü sitesine baktığımda e, Portekiz'de de, çalışmış İspanya ile de çalışmış. Slovenya ile de çalışmış. Büyük şirketlerle de çalışmış. Danışmanlıklar yapmış. Hala da yapmaya devam ediyor. Ee, yani aktif bir şey diyor ki eğer şey yapmak isterseniz, bir danışmanlık hizmeti almak isterseniz bize şu mailden, şu telefonlardan irtibat kurabilirsiniz diyor. Ee, tabii burada birkaç nokta önemli. Bir CHP'nin bunu açıklaması lazım şeffaflık. İkincisi... E, kılıçda, e burada tabi hep olumlu yönlerini söyledik ama Portekiz ve İspanya'ya da danışmanlık yaptığı dönemde oralarda çok ciddi bir ekonomik kriz yaşanmış ve faturayı da büyük ölçüde Rıfkı'na kesmişler. Çünkü öngöremedi eee bu krizi ve ülkenin kaynaklarının e, tükenmesine yol açtı diye oralarda da çok başarısız olmuş. Yani her zaman e, karnesi çok başarılı Dolu birisi değil, Portekiz ve İspanya'da da krizin sorumlusu olarak tutulmuş birisi. Burada elbette ki CHP'nin bu ilişkiyi açıklaması lazım. Açıklamazsa ne anlarsınız Sayın Selvi? Açıklamazsa bizim kendi görüşmelerimiz, biz elbette ki bazı yatırımcılardan ya da işte uzmanlardan destek alıyoruz der ve geçiştirirlerse nasıl yorumlarsınız? Şöyle açıklamayabilir ama zaten Kılıçdaroğlu bir süredir çok yanlış işler yapıyor. Yani işte Amerika'ya gitmesi, kayıp 8 saati, işte hamburgeri, İngiltere'ye gitmesi. Daha önceden de bu ülkelere mektuplar yazmıştı Türkiye'ye destek vermeyin diye. Şimdi bu şunu getirir. Cumhuriyet Halk Partisi çok ulusalcı bir parti. İşte biz Kurtuluş Cumhuriyeti kuran partiyiz diyorlar. Milli... Ve ulusalcı duyarlılık Cumhuriyet Halk Partisi'nde oldukça yüksektir bu damar. Şimdi siz burada kalkıyorsunuz e, yabancı e, bir danışmandan hizmet alıyorsunuz. Bunun birkaç yönden inceleme olur. Bir ithal politikalar denilir. Bir Kemal Derviş hafızası var bu milletin ki Kemal Derviş bizim vatandaşımızdı. Kemal Derviş 80'den önce de Bülent Ecevit'e danışmanlık yapmıştı. Yani böyle bir siyasi geçmişi de vardı. Ama Kemal Derviş için ne denildi? İşte ithal politikalar uyguluyor denildi. Böyle bir kötü hafızası da var. Kılıçdaroğlu çok büyük bir ekonomiyle ilgili büyük bir adım atacağını düşünürken tam tersine burada toplum bunu benimsemez. Yani bu bünye benimsemez. Cumhuriyet Halk Partililer bunu anlatmakta zorlanırlar. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözcüsü Faik Öztürak, kendisi geçmişte ekonomi nin yönetimindeydi. Kemal Derviş döneminde ekonomi yönetimindeki en önemli isimlerden birisiydi. şimdi Faik Öztürk AK Parti iktidarı hedef alan bir tweet atmıştı. Diyor ki devlet OVP'de orta vadeli plan hedeflerini tespit etmek ve izlemek için ekonomik ve siyasi skandallarla batan Enron şirketinin danışmanlığını yapmış. McKenzie'yi tutmuş. Bizim bürokratlarımızın neyi eksikte? Yabancı bir danışman tuttunuz. Kaç dolara tuttunuz? Bu şirkette bürokrasimizden yetişmiş kaç uzman var? Şimdi bu soru ne kadar haklıysa şu soru da elbette ki çok haklı oluyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ekonomiyi bilen kimse yok muydu? Şimdi sizin benzer e, sayın servis, buradan devam da... edin cümlenize başlamadan o zaman ben e, bazı eleştirileri ve açıklamaları da okuyayım e, müsaade ederseniz. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş da sizin söylediğiniz benzer nitelikte bir cümle kurmuş. Koskoca CHP'de kendi içerisinde adamlar yok da niye dışarıdan Kemal Derviş gibi ithal bazı danışmanlar çağırıyorsunuz? Bu herhalde bazı dış ekonomik çevrelere göz kırpmaktır. Aslı Baykal da sosyal medya hesabında 1 Aralık tarihinde yani dün itibariyle attı o Twitter'da. Kılıçdaroğlu seçimi Amerika Birleşik Devletleri danışman Rıfkın'la gidiyor kazayla kazanırsa seçimden sonra kapitülasyonları da ilan eder açıklamasında bulunmuş. AK Parti Grup Başkan Vekili Akbaşoğlu bu durum hem Sayın Kılıçdaroğlu'nun hem de Altılı Masa'nın bir boyunduruk altında olduğunun delilidir. ama CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'den de farklı bir açıklama gelmiş. CHP'nin inşa ettiği devasa model ve ortaya koyacağı vizyonda bir danışmandır. Rıfkın Genel Başkan Danışmanı ve bundan sonra bundan son derece memnunuz çünkü kendisi o çok beğendikleri yere göğe sığdıramadıkları elini sıkınca bırakamadıkları Merkel'in endüstride danışmanıydı. Şimdi Özgür Özel dilerim Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk kongresinde genel başkan adayı olup da Kılıçdaroğlu'nu bize ithal adaylar, ithal danışmanlar ve ithal modeller getirdiniz diye eleştirmek durumunda kalmaz. O tabii eğer kendi bünyelerine uygunsa o Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Özgür Özel'in bileceği bir iştir. Ama siz iktidarı McKenzie dünyada denetim konusunda önemli bir şirketler. Hatta bizde bazı medya kuruluşları da McKinsey ile çalışırlar denetimler konusunda. Ama bakın siz diyorsunuz ki bu McKinsey kim tuttu? Bizim bürokratlarımızın neyi eksikte yabancı danışman tuttunuz? Kaç dolara tuttunuz? Bu şirkette bürokrasimizden yetişmiş kaç uzman var? O zaman CHP'de Ekonomiyi bilen kimse yok muydu da gittiniz Rıfkine çalıştınız altılı masada ekonomiyi bilen kimse yok muydu da gittiniz çalıştınız Rıfkine kaç lira ödediniz ve bu toplantı başına mı yıllık mı yoksa maaş olarak mı ödeyeceksiniz öncelikli olarak bu soruları cevap vermesi gerekiyor Cumhuriyet Halk Partisinin Tabii tabi de Türkiye'yi ne kadar çok tanıyor. Yani kes yapıştır uyguladığı politikalarla eğer gelir de Türkiye'ye bir elbise biçmek isterse, Türkiye'ye bir ekonomik model önermek isterse baştan kaybetmiş olur. Çünkü Türkiye'nin şartları farklı. Bir noktada tabii şunu çok ısrarla sordum ve bugün belki birkaç kişiyle Almanya'da çalıştım. Hem danışmanlık konuştum hem danışmanlık şirketi olan hem gazetecilerle. Rıfkın Merkel'in kalkınma, üretim ve istihdam konularında danışmanı değil. Yani Rıfkın'ın oradaki danışmanlığı bunlar da önemlidir. Ben bunları önemsiz demiyorum. Yani çevre çok önemlidir. Dijitalleşme çok önemlidir. Yenilenebilir enerji çok önemlidir. Avrupa Birliği'nin işte hangi yöne doğru evrileceği bunlar çok önemli şeylerdir ama asıl Türkiye'nin ihtiyacı olan üretim kalkınma ve istihdam konularında Merkel'in başarısını rıfkına fatura ederek Cumhuriyet Halk Partisi kendini kurtaramaz. Elbette ki ne açıklayacaklar? Şimdiden bir şey söyleyip haksızlık etmek istemem. Yeşil ekonomi diye bir şey e, konuşuluyor Cumhuriyet Halk Partisi çevrelerinde. Yani çevreye duyarlı, evet. dijitalleşmeye açık bir ekonomiden söz ediliyor. Bunu şimdiden değerlendirmeye yapacak kadar elimde veriler yoktur. O yüzden haksızlık etmek istemem. Onu da açıklama yapıldıktan sonra değerlendiririm. Ama burada Cumhuriyet Halk Partisi ilk düğmeyi yanlış ilikledi. Bir ithal isimle buraya başlaması. Şimdi ne önerirlerse önersinler. Siyaseten denilir ki, kardeşim bu milli bir politika değil, ithal bir politika denilir. Bunu da izah etmek durumunda kalırlar.